Genç dostlarım, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Cities Skylines yeni bölümüyle devam ediyoruz. Evet, uzun zaman oldu arkadaşlar, ayrıydık. Fakat bir önce video çekmiştim, oradan zaten güncelleştirmeleri almışsınızdır diye düşünüyorum. Herkese yeniden merhaba genç dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir geniş bir açıdan göstermek istedim şehri çünkü üzerinden biraz zaman geçtiği için belki şehrin neye benzediğini unutmuş olabilirsiniz genç dostlarım. Şöyle bir size kısa bir fikir vermesi açısından şehrimiz genel olarak bu şekilde gözüküyor. Şimdi ben kayda geçmeden önce bu bölüm neler yapacağımı kafamda tasarladım. Sizlere de hızlı bir şekilde ondan bahsedeyim ve yine hızlı bir şekilde yapmaya geçelim. Çünkü biliyorsunuz ki ben Cities Skylines videolarını bir saat falan tutuyorum. Fakat sonra ne oluyor abi? Bir yerde çok fazla zaman geçirdiğim için veya böyle hani bir sonraki adımda neyi planladığımı henüz bir şey planlamadığım için daha doğrusu böyle bir saatlik alan çok az şey sığdırabiliyoruz. Dolayısıyla biraz daha hızlı, kafamdaki şeyleri biraz daha hızlı gerçekleştirmeye çalışacağım ki bir saatlik veya bir saat 10 dakikalık bölümlere daha fazla şey sığdırabilirim genç dostlarım. Şimdi düşündüğüm şeylerden bir tanesi bu giriş. Bu girişi tamamen değiştireceğim genç dostlarım. Hatta bu bölüm yapmaya çalışacağım, bilginiz olsun. Böyle hazır yollardan bir tanesini kullanacağım fakat aralara başka eklemeler de yapacağım ki trafiği kendime göre ayarlayabileyim. Üniversitenin etrafına böyle bir daha şöyle taraça şeklinde dikene yollar yapıp aralara evler koymak istiyorum. Çünkü nüfusumuzu birazcık arttıralım ki okumuş nüfusumuzun da oranı yine aynı şekilde artsın. Ve aynı zamanda buraya da daha farklı bir alan yapmak için. Alanımız açıldı buradaki biliyorsunuz sanayiden sonra. Fakat çok geniş bir alanımız mevcut burada. Hatta biz bunu da taşırız gerekirse. Larcher Cycling Center'ı şöyle geniş bir alana sahip oluruz oyun oynayabilmek için. Ve daha sonra zamanımız kalır mı bilmiyorum ama eğer kalırsa ben tarım sanayisine girmek istiyorum. Çünkü görüyorsunuz ki bizde verimli topraklar çok yok. Fakat olan verimli toprakları da normal inşaat yapmışız. Bakın şurası hafif verimli toprak. Bizim sınırlarımız içerisinde kalan şu bölge verimli. Bakın şu bölge çıtırdan böyle hani verime göz kırpıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani 10 tane elma ağacı dikseniz bir tane ağaç elma verir gibisinden bir verim. Yani verimi böyle hani sen verimlisin demişler toprağa. O kadar bir verimli toprak. Aynen öyle. Tamam. Biz seriden gelişelim. Burayı yapmak istemiyorum. Burası çünkü yani şöyle temiz bir yere bir şey kurmak daha kolay. Fakat var olan bir şeyi değiştirmek bana sorarsanız daha zor. Çünkü orada başka sistemler falan filan var. Biliyorsun otobüs yolu var. Alttan metro falan geçiyor. Dolayısıyla oraya şimdilik ulaşmayalım abi. Ben öncelikle tüm enerjimi şuraya harcayayım. Buraya güzel bir şey çıkartalım. Ondan sonraki aşamada da zaten zaman kalacaktır ve hızlı bir şekilde oraya girişiriz diye düşünüyorum. Genç dostlarım. Vallahi özlemişim abi. Yani böyle kafamdakileri aktarmayı, sizlerle konuşmayı abi çok çok özlemişim. Dolayısıyla hepiniz yeniden hoş geldiniz gençler. Kaldığımız yerden Cities Skylines'e devam ediyoruz. Bunu bence buraya koyabilirim abi. Hiç kimse de demez ki Eray abi onu niye oraya koydun. Öyle değil mi? Zaten burası etrafı kirletmiyor. Ve çok da uzaklaşmadığı için yine aynı şekilde yollara ulaşımı bu arkadaşın mevcut. Dolayısıyla bence burası bu bina için harika bir yer. Buraları şimdi değerlendirmek istiyorum ben gençlerim. Şimdi kafamdaki şeyi size açıklayayım. Ona göre yapacağım. Böyle ortadan bir yol çıkartmak istiyorum, tamam mı? Hatta bu yol aynen bu dört şeritli yollardan olacak. Şöyle kaba taslak bir çizeyim isterseniz size nasıl bir şey yapacağımı, tamam mı? Şöyle bir yol olacak bu orta kısımda. Şu iki yolları böyle buraya bağlayacağım, tamam mı? Tabii ki böyle bağlamayacağım da buna benzer bir şekilde bağlantı yapacağım buraya. Sonra bu yol böyle buraya bağlanır. Buradan da böyle bir şey koyarız buraya. Aynen. Ve buradaki yolları da şöyle bir şeye bastım ben orada kazayla. Aynen. Şöyle taraça taraça yapacağım. Hani düşündüğüm şey bu. Yani burada mesela yok o değil. Bu ne? Toggle zoning mi? What? Toggle zoning ne oluyor abi? Aa bir saniye. Normal yolun zoning'i kapatabiliyor muyuz acaba sağını ve solunu? Bir saniye. Ha dediğim gibi taraçılara şey yapacağız. Bilginiz olsun. Bu arada ben yeni bir güncelleştirme indirdim. Daha doğrusu güncelleştirme yeni bir paket satın aldım. District'ler diye. Bakın o sanırım bu. Yeni bir bina gelmemiş. Şurada bir şey var abi. Bu nedir? Bankalar. Vay bak. Yeni district gelmiş anladığım kadarıyla. Sen değil. Burada bir district yok. Burada yok. Burada yok. Burada var bakın. Yeni Financial Office Buildings. Biliyorsunuz biz normalde IT cluster'lar yapıyoruz. Böyle yüksek katlı binalar yapıyoruz. Bir de onun yerine bakın şey geldi. Financial binalar geldi. O da bu zaten. Şu. Demek daha farklı. Herhalde onu seviye 2, seviye 3 ve seviye 4'e getirince açılıyor bunlar. Vay güzel.
Güzel abi, beğendim. Okey. Buraya giriş yapacağız dediğim gibi. Heh, şu zoning geldi, ona bakalım onun neymiş. Böyle bir şey yapacağız buraya abi. Bu nedir? Mesela hepsini kapatsam. Aynen bak, hepsini kapattığınız takdirde yolun sağına veya soluna herhangi bir şey kuramıyorsunuz. Yolun solunu açsak sadece soluna kurabiliyorsunuz. Sağını açsak sadece sağına koyabiliyorsunuz. Yani bu çok abi müthiş bir özellik değil. Neden değil? İki tarafı zoningli olsun. Abi gidersin buraya kurmazsın. Bu kadar basit. Gidersin ağaç kurarsın. Gidersin taş koyarsın. Ve işiniz böylece biter. Yani çok major bir değişiklik değil bence. Niye böyle böyle anlamadım. Daha öncelikleri vardı aslında. Vardır diye düşünüyorum. Fakat yeni bir şey gelmiş mi de şöyle etrafa bakalım abi. Çünkü hem güncelleştirme aldı oyun bir tane. Bedava güncelleştirme. Hem de ben yeni bir şey ekledim. Dolayısıyla yeni bir şey gelmiş olması lazım abi. Bak. Stock exchange. Stock trading neredeyse bunu da oranın içine koyuyorsunuz diyor. Yolun kenarına koyabiliyorsunuz diyor bunu. Vay güzel bina abi. Güzel bina. Peki bu ne? Treasure hunt. Bunlar ne lan? The Creatures Library. Aa bu şey. Steel Skylines 2. 2'nin logosu bu. Gerçekten o. Bak. Allah aşkına Pentagon'a benziyor. Oğlum. Steel Skylines 2'nin logosunu oyuna bina yapmışlar ilk oyuna. Allah aşkına. Gerçekten mi lan? Bu ne abi? Plaza of Transference. Transition into the future. Geçmişe bir geçiştir diyor bu. Future pardon, geleceğe. Aynen bak. Oyunun logosunu park yapmışlar gençler. Bunları koyacağız ya. Allah canımı alsın, bunu koyacağız. Bu ne abi? Düşündüğüm şey mi? The only clock you'll ever need. İhtiyacınız olacak tek saat bu. Oyunun geç şey deme, geri sayımı deme. Vallahi geri sayımı. Ve bak işliyor biliyor musunuz geri sayım? Zaman duruyor olmasına rağmen. Çünkü gerçek zamanla odaklı sanırım bu. Ayarlı. 129 gün var oyunun çıkmasına. Oğlum gerçekten çok tuhaf ya. Oğlum neler düşünmüş herifler ya. Vallahi bayıldım. Bunu bir yere koyarız. Orada bir şey daha vardı ama kapalıydı. Aa şimdi açık. After the sunset, güneş battıktan sonra yeni bir doğuşun ipucu vardır diyor. Aa o zaman biliyorsunuz hepiniz ne yapacağımızı. Hepimiz ne yapacağız biliyor musunuz? Zaman döngüsünü açacağız. Şunlar ne ya? Bir ipucu vardır diyor. Bak bazı harfler var. Bak P, I, R, H. Bilmiyorum. Belli başlı harfler var içlerinde. Okey. Şey yaparız. Güneş batırırız. Güneşin sanırım belli bir açısıyla şey olacak. Herhalde belli bir şifre falan mı çıkacak? Emin değilim. Her neyse. Biz şuraya bir girişimizi yapalım arkadaşlar. Zamanı daha fazla kaybetmeden. Şimdi. Bakın burası böyle bir orta. Tamam mı? Şöyle bir orta yolumuzu bir bulalım. Şöyle bir orta yol yaptık, tamam mı? Ben daha güzel bir bağlantı yapacağım gençler buraya, merak etmeyin. Bir de şurada bir yol var mesela. Buna şöyle 20 30 kare uzatalım. Daha sonra buraları tatlı bir şekilde birbirine bağlayalım. Bence son hali bu değil. Aa bir dakika. Bak biz burada şey de yapabiliriz. Bizim burada monorail'imiz de var. Biz bu yolu böyle monorail yaparız buradan. Tamam mı? Sonra şuradan bir yerden çıkartırız. Böyle tren yollarının üstünden, şunların üzerinden buradaki monorail'e bağlarız. Böylece monorail istasyonu oradan değil, şuradan başlar. Böyle dış taraftan buraya kadar gelir. Hatta buraya kadar gelmez, buradan da ilerler, şuraya kadar gelir. Aynen. Çok tatlı olabilir abi. Kesinlikle böyle bir tatlışlık söz konusu olabilir. Şimdilik bu yol burada kalsın. Bu yol çünkü tam ortası arkadaşlar, görüyorsunuz. O yüzden en nihayetinde bu yolu oraya bağlayacağım. Dolayısıyla oradan orada kalması gerekiyor bence. Şimdi bunların bir tanesi large, bir tanesi small. Small yani small da bence çok daha fazla small değil. Dolayısıyla biz bunu elle yapalım. Tamam mı? Biz bunu elle şuraya kadar birleştirelim mi? 20 kare, 20 üniteymiş. Şöyle 20 ünite yapmayalım. 10 yaparsam kare yuvarlak yapamam. Şöyle 15 diyelim. Tamam mı? Bunun 5'i neresi? 6. Bunun 5'i burası. 5 buradan. 5 buradan. Aha burası da 5 oldu. Harika abi. Tak diye buldum vallahi. Şöyle kendimiz elle bir kare yapalım. Tamam mı? 5 oraya. 5 buraya.
5'te buraya. Aynen. Oyundaki vanilya yuvarlaklar bile tam olarak yuvarlak değil gençler. O yüzden bizim yaptığımız yuvarlakların böyle yamuk gözüküyor olabilmesi canınızı sıkmasın asla. Bunu biz elle zaten düzelteceğiz. Her zaman yaptığım gibi ben yine yuvarlakları şey yapıyorum böyle. İnsanlar vıcık diye dönebilsinler. Daha sonra şuradan şöyle bağlayabiliriz. Düz bir şekilde mi bağlasak? Yani şöyle bir çıkıntı yapsak. Ne alaka abi ya? Aa bak böyle olabiliyor. Şöyle olabiliyor. Bir saniye, bu çok tuhaf bir kulak gibi durdu abi. Aynen. Bu bence güzel. Fakat sanki çok alan yedi gibi ya. Şurayı yıksak nasıl oluyor? Aslında var ya, fena değilmiş ya, biliyor musunuz? Bak bu yapılabilir. Başka bir alternatif var mı zaten emin değilim ama deneyelim. Şöyle şeyli bağlanmasını istiyorum ben. Bak böyle hani yuvarlağın iç tarafa doğru olmasını. Anlatabiliyor muyum? Ha böyle dik bağlanması, dik. Bunu dik şekilde yapabilmek için... Yok, yol stili değiştirmek fayda. Şunu alsak... Aa bak böyle bağlanıyor işte. Allah aşkına. Birkaç piksel de olsa benim ona ihtiyacım var. Vallahi oldu. Bir tane de buradan yapalım abi. Olabildiğince şeyli pikselli olsun istiyorum. Böyle bir piksel bile olsa içe. Neden daha güzel oldu biliyor musunuz? Daha çok alana sahip olduk şu an. Seni şöyle dışa yapalım. Evet. Bakın etrafta çok fazla böyle beton falan da olduğu için buraya da böyle beton atarız ileride. Aynen. Aynen abi, çok tatlı olur. Şimdi şurayı alalım. Biz bu yolun şunu yıkalım. Çünkü buraya ileride monorail alırız dedik. O yüzden şu monorail yolunu şöyle şuraya bağlayalım. Tamam mı? Seni maalesef yıkmak zorundayım. Biz monorail'den devam edelim abi. Şimdi şurayı düz yapacağım. Çünkü buranın biraz daha düz olmasını istiyorum. Yapmak istediğim şey genç dostlarım, burası böyle yüksek katlı binalardan koyacağım, yine IT binaları. Bunun bu tarafına da şey, kendi kendine yetebilen yüksek binalardan koyacağım. Aynen, buraya böyle okul koyarız, park mark koyarız, ağaçlandırırız bir de şuraları, şöyle bir de duvar öreriz falan filan. Bence burası çok tatlı olur. Yalnız su yoldan emin değilim abi, çünkü bakın burası böyle kaldı. Hatta şurayı yıkmamız lazım artık. Yuvarlak bozuldu mu? Bakayım. Bence bozulmadı biliyor musunuz? Bence burası gerçekten şu anda yaptığım en iyi yuvarlak. Ciddiyim. Ve yuvarlağımla gurur duyuyorum abi. Şurada kırmızı şeyler neymiş diye baktım. Yangın söndürme borularıymış. Şimdi. Ben tabii bu monorail yolunu buradan böyle geçiririm dedim ama. Yüksek ihtimalle bu yolu bozmam gerekecek benim. Çünkü öteki türlü. Buradaki yolu nasıl çıkartırız? Bilmiyorum yani. Şöyle olabilir mi? Ha bak, şöyle bir şey oluyor mesela. Buradan böyle aynen bir şekilde gidebiliyor oralara doğru ama şimdilik acelesi yok. Biz binalarımızı bir kuralım. Ondan sonra çok çok daha tatlı bir şey elde ederiz diye düşünüyorum. Ben önce bir yolları bağlayayım abi ki. Yolları koyayım hatta. Zamanımız aksın. Cebimizde para görsün. Fakir falan değiliz ama her zaman için daha çok para, daha çok rahatlık. Şöyle düz mü lan? Aynen, bence düz. Seni oraya bağladım. Hatta seni ben bir yıkayayım. Tamam mı? Şurayı biraz daha genişletelim. Aynen. Madem oraya bağlanıyor, biraz daha geniş olsun orası. Sonra sen gel abi. Sen oraya bağlan. Sen de çok tatlı. Bakın buradaki dirsek de güzel oldu. Aynen abi, süper. Burayı taraça taraça yapacağız gençler. Böyle yanlamasına değil. Yanlamasına koyarsam bence burası saçma olur. Çünkü ben buradan böyle bakıldığında, bu açıdan baktığım zaman buradaki yolu görmek istiyorum. Eğer yanlamasını yaparsam yüksek binalar bayağı bir etrafı kapatacaklardır. Aynen. Bunu ben şimdi düşündüm. Acaba yatay yapsam daha mı güzel olur lan? He? Yatay yapsak acaba daha mı iyi olur buraya? Şöyle bir de yol çıkartırız buradan böyle. Nasıl olur acaba? Çünkü dikine yaparsam bu yolda çok fazla intersection, yani kesişim olacak. Dolayısıyla buradaki trafiğin çok hızlı akacağını düşünmüyorum. Ama aynı zamanda bu trafiğin hızlı artmasına da gerek de yok. Yani manasız abi. Niye hızlı aksın ki oradaki trafik? Evet. Bu arada bu yola park edemiyorlar. Dolayısıyla bu yoldan yapacağız. Ben pek fazla istemiyorum. Bu yolu daha çok seviyorum. Fakat sanki bir tık mecburum gibi o yola. Şöyle buradan böyle bir yol çıkartırız diye. Bir diş daha gitmedim bu arada, bilginiz olsun. Şöyle bir
Şöyle bir diş daha buradan gidelim. Aynen abi. Buraları ev, buraları da iş yerleri yapacağız. Buradaki yol niye yıkılmış lan? Şuradaki duvar. Şunu bir örelim mi hemen seriden? No fence. Pardon, yes fence. Oradaki duvarımız tren yolunu ayırmış olsun. Sonuçta bizim orada vatandaşlarımız, çocuklarımız oyun oynayacak. Allah korusun abi. Yanında tren yolu. Şurayı birleştirelim. Bir diş kenardan alabilirsem çok tatlı olur. Çünkü araya yol koymak istiyordum ben. O zaman şöyle yapalım. Bir diş şöyle alalım. Abi bak yanlış yaptım. Burası değil. Şöyle. Evet. Araya çünkü yol atacağım arkadaşlar. Bir de öyle yapalım. Şöyle bir yol. Burayı böyle değerlendirebilirim. Veya bir yol çıkartabilirim. Şu şekilde kapatırım. Emin değilim. Şimdilik böyle kalsın. Şöyle köşelere en azından böyle 2 kare, yani 4 kare gibi olan yerlere koyarız. Aa, bu arada şunu söyleyeyim. Steel Skylines 2'de gençler. Bakın böyle bir yol atıyoruz ya. Mesela bu yolun buralarında ne kadar var? 1, 2, 3, 4 tane zoning var. Yani 4 kareye kadar koyabiliyorsunuz ki. Bu da demek oluyor ki 8 kareye böyle şey yapacaksak, bakın yol yoğunluğu anlamına geliyor. Fakat Steel Skylines 2'de 6'ya 6. Yani şöyle bir yol yaptığınız takdirde mesela. Şöyle seriden göstereyim size. Mesela şöyle bir yol yaptınız. Tamam mı? Bir de hatta 2 ona tık tık. Bu şekilde yaptığınız zaman araları doldurabiliyor olacaksınız. Yani şu kadarlık bir yol alanından kazanmış olacaksınız. Bunu demek istediğimi anladınız gençler. Bakın buralarda aslında zoning yapabiliyorsunuz. Steel Skylines 2'de oldukça heyecanlıyım. İnşallah hızlı bir şekilde o oyuna da kavuşuyor olacağız gençler. Ben bayağı hype'landım çünkü. Şimdi şu girişleri şu şekilde yapalım. Tamam mı? Daha sonra bir yolda bence buraya koyabiliriz abi. Şöyle yapsak nasıl olur? Aynen. Bir yolda böyle olsun. Sonuçta burası da zaten kendine ait bir has yamukluğu var. Aynen. Buraları da evlen doldururuz. Şu kısmı belki şey yaparız. Sağlık binalarından vesaireden koyarız. Aynen. Bak çok tatlı oldu. Burası var ya, harika olacak gençler. İçime öyle doğuyor yani. Çıtırdan şöyle bir zoning yapalım biz. Evlerimiz hazır çıkmaya başlıyorken biz de yavaştan şehir düzenlemesine girişmiş oluruz böylece. Tamam mı? Şöyle ben full nereye koyulabilecekse oralara koyacağım. Tamam, şöyle dörtlü yapalım. Seni de dörtlü yapalım. Bak Allah aşkına. Ya ne saçma ya. Ha? Ne kadar saçma be abi. Oğlum ne alaka ya? Ne alaka yani? Ya çok manasız. Hiç çözemedim bak. Şu nedir? Oraya niye zoning koymadın ki? Ah! Şimdi oldu lan. Bak şimdi oldu. Ne alaka? Yolu silince oldu. Ama yolu silmeyeceğim tabii ki. Heh. Yine düzeldi. Oley be. Güzel. Nasıl düzelttiğim hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Fakat düzelttim mi? Kesinlikle evet. Şurası boş kalsın. Çünkü zaten dörtlü değil orası. O yüzden dolu olmasına hiç gerek yok. Şöyle bir de oraya zoning'imizi koyalım. Şu kısımlar boş olabilir abi. Daha sonra biz şuraları şöyle bir dolduralım. Tamam mı? Şurası tabii bozuk olmuş birazcık. Oraya ağaç falan koyarız. Evet. Her tarafı doldurmamıza da gerek yok zaten. Sonra şuraya dörtlü yapalım. Şurası full. Burası full olabilir. Oo. Burada kendine ait evlerimiz var. Çok güzel, aralardan yol falan da çıkartabileceğiz. Oldukça mutluyum. Oldukça keyifliyim abi. Birkaç tane de buraya şey koyalım. Aynen. Commercial'lardan koyalım. Şöyle de ben yüksek katlı bir ev yapacağım. Aralara da dur bak şey yapalım. Şuradan yol çıkarmak istiyorum ben. Ortadan çıkartsam herhangi bir yeri işgal eder miyim? Yey, etmiyorum. Ama şöyle bir şey olur. Biz bunu olu kapatalım. Şuradan direkt verelim. Tamam mı? Böylesi daha mantıklı. Çünkü öteki türlü yola bayağı bir yaklaşacağım. Ki ben buraya böyle duvar falan da örmek istiyorum.
Hatta çit değil gençler, evet yanlış duymadınız. Bu sefer çit örmek istemiyorum çünkü duvar daha tatlı olur abi. Oğlum süper lan. Şöyle yapsak mı böyle bir yol? He? Şöyle bir yol buraya da yapsak mı? Ah be, bir kare yapamıyorum oraya. Şöyle uzatsam da, ah be, uzatırsam da kötü olur. O zaman şöyle yapalım. Aynen. Bir yol da orada olsun. Tamam mı? Ardından bir yolumuz şöyle buraya kadar gitsin. Bir yolda şöyle herhangi bir, ah be, herhangi bir zoning'i yıkmadığım için çok sevinçliyim diyecektim ki zoning yıktık. Hadi oğlum. Yaparız. Gerçekten ben inanıyorum. Harika. Nasıl yapacağız lan bunu? Ben yapmak istiyorum. Yapamam ama. Yüksek ihtimal yapamam. Çünkü bu alan çok dar. Gerçek anlamda çok dar. Evet. Evet. Yaptım be. Oğlum çok iyi. Nice. Mutluyum. Mutlu. Aa böyle. Ya. Gerçekten böyle şeylerle mutlu oluyorum ya. Samimi söylüyorum. Harbi diyorum, benim mutlu olmam çok kolay abi. Benim mutlu olmam çok kolay. Öyle bir de yol yaptık oraya. Evet. Dış yol birbirlerine bağlanmış oldu. Bir de böyle evler arasından yol çıkartalım, tamam mı? Bu yol böyle evler arasından gidip şuraya bağlansın. İlginç. Burayı nasıl yıkmadım gerçekten bilmiyorum bu arada ama sorun da yok abi. Orada zaten başka bir şey yapamayız. Burası böyle kafa gibi oldu. Sağlık olsun. Sen gel dostum şöyle. Evler arasından. Çok iyi. Ardından bir yolu şuraya, bir yolu da üst tarafa bağladık mı? Çok güzel. Evlerin arasından da yollarımız geçiyor. Onlar doldu. Aralara başka bir şeyler tabii ki dolduracağız. Ekonomi diyorum. Bir okula bakalım. Buraya okul koymamız gerekecek mi çünkü? 1100. Oo bak, buraya ilkokul koyabiliriz abi. Buraya hatta şundan koyabiliriz. Çünkü burası tam bunlara uyuyor. High school'a gerek yok. Üniversiteye gerek var. 3300 kişi. Kapasitemizde 2000. Evet bu. Aslında üniversitemiz burada var. Farkındayım. Fakat insanların çok fazla erişimi olmadıkları için biraz problem yaşıyoruz. Zamanı başlattım bu arada. Ben o binalar yükselirken, bir dakika, unuttuğum bir şey var. Ben buraya zoning vermedim. Hemen şuradaki zoninglerimizi de verelim. Tamam mı? Burası için IT cluster ve kendi kendine yeten evler. Buranın suyu, elektriği. Elektriği bir yerden alacaklardır. Bak şurada elektrik var, burada var. Bir yerden yakalarlar abi. O hiç problem değil. Şurayı hemen inşa edelim. Burayı hemen şöyle bir yolumuzu koyalım abi. Oo çok tatlı. Bir tane de şuraya koyarsak eğer. Aa süper. Aa bak buralar boş kaldı. Oraları şey yaparız. Ağaç koyarız. Aynen. Çok tatlı abi. Tamam, ortaya da çit mit çekeriz biz. Elektriğimiz yok gibi ama birazdan yakalayacaktır elektrik. Şimdi. Abi bak yeni ağaç da gelmiş olabilir bu arada. Yeni ağaç. Aa bak. Bak. Bu ağaç vallahi yeni. Norway Spruce. Birch tree. Silver birch. Çok pardon. Ya bu kayın ağacı falan mıydı acaba? Oğlum ne güzel ağaç lan. Abi çok beğendim. Şu ağacı bu ağaç vardı sanki ya. Şu ağaç yoktu ama. Kesinlikle bak bu ağaç yoktu gençler, hatırlıyorum. Hatırlamıyorum yani. Tamam. Buranın şeyi bu ağaç. Evet. Buranın şeyi bu ağaç. Her tarafa yavaş yavaş dokunduğumuz için gençler, buraya da elbette dokunmadan edemeyiz. Buraya ne yapacağız? Aynen öyle. Buranın girişinin. Her tarafın bir hikayesi olsun istiyorum ben. Dolayısıyla buranın da hikayesi böyle çit olacak. Çünkü seviyorum abi. Böyle ufak dokunuşlar yapmazsak kendim valla eksik hissediyorum. Ve diğerleri böyle hızlı geçiyormuş gibime geliyor. O yüzden. Yapma be abi. Gerçekten mi? Distance too short mu? O zaman seni yıkalım. Şöyle. Onu da oraya bağladık. Süper. Daha sonra olmadığını düşündüğüm yerler varsa böyle olabildiğince yola yaklaştıralım ki yuvarlağımız şey olsun. Tam yuvarlak olsun yani. Ops, yanlış yaptık. Geri alalım. O tamam.
Orası tamam. Evet. Aynen. Nasıl? Canavar. Şimdi ortayı tabii ki biraz daha böyle süsleyince çok daha tatlı duracak. Şimdi ben şu iki ağaçtan kullanmak istiyorum abi. Hangisi daha uzun? Bu ağaçlar sanki şunlar daha uzunsa bunların ortada olması lazım. Tamam, şöyle birch tree yapalım. O bazıları birbirlerinden de uzun. Aa, çok tatlı, şuna bak. Çok tatlı salak ağaçlar. Oğlum müthiş lan. Bir şey geldi abi az önce. Bir şey dedi. Ha, sen sanırım bunu söyledi. Bunlar ne? Oğlum ne çok seviye gelmiş ya. Allah Allah. Anlamadım tam olarak ne oldu. Şuraya bak abi. Bak 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 şuraya bak. İnanılmaz olacak burası. İnanılmaz olacak. Ben bir buraya işim bitsin. Bence çok tatlı olacak abi. Şimdi aralara bir de böyle, bu ne? Oak. Bu da fena değilmiş lan. Bu ağacı da çok seviyorum ben. Ama şu şeyden koyalım. Aynen. Bakın bundan. Değil mi? Bu küçük çalılar da çok güzel. Bu bodur çalılar. Böyle bence güzel bir hava uyandırıyor bunlar. Şöyle bodur çalılardan da böyle birkaç tane atabilirsek buraya. Böyle kırmızı ağaç falan var. Onları da koymak istiyorum ama sanırım eğer buraya kurarsam onlardan, daha doğrusu koyarsam veya dikersem, buranın birçok yerine yine ondan da dikmem gerekecek. O yüzden daha farklı bir renkte ağaç, mesela bu nasıl olur? Bak tatlı bu. Aynen bu tatlı. Veya bizim zengin ağacımızdan mı? Değil mi? Bu zengin ağaç da güzel. Veya şundan koyalım abi buraya. Aynen. Böyle birkaç tane pembe. Şöyle birkaç tane pembe atalım böyle. Değil mi? Bu da güzelmiş. Hatta bunun rengi diğerinden daha canlı. Kesinlikle bunun rengi diye. Oğlum. Aa. Buraya da gelmiş bunlardan. Ne alaka lan? Yakın olduğu için mi? Allah aşkına özelliğe bakın. Oğlum şaka yapıyorsun. Bir saniye, ben bu yoldaki ağaçları nasıl tıklayarak değiştiremiyor muyum? Bak ağacın yanına bir, yolun yanına. Bunda olmuyor. Ah hayır. Abi özelliğe bak oğlum, bu özelliği. Bir saniye. Lan her ağaca. Abi çıldırmak üzereyim. Bir saniye, benim ağaçlı yolum nerede? Başka ağaçlı yolum var mıydı lan benim? He? Ağaçlı yol. İblisler sizi. Lan ne güzel özellik yapmışsınız. Niye söylemiyorsunuz? Gençler bakın, hangi ağacı koyarsanız o ağaca yükseltiyor yolu. Heh, dur. Şu temiz yerde yapalım. Güzel. Güzel. Bir dakika. Abi çıldırıyorum. Oğlum ne salak güncelleme lan bu. Bir dakika. Zengin ağaç. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Hangisini yapalım? Hangisini yapalım? He? Lan çok hoş. Vallahi bayıldım. Allah canımı alsın, bayıldım. Müthiş bir özellik. Çalılık bile yapabiliyoruz bakın. Çalılık falan bile koyabiliyoruz. Ya çıldıracağım ya. Tamam, burası pembe yapıyoruz ya, belli. Evet. Madem pembe başladık, burası pembe devam etsin. Ben de ağacın yolun kenarına koyunca otomatik olarak oluyor sanıyorum. Ne salağım ya. Harbine bayağı salağım yani ha. Gerçekten tescilli aptalım yani. Her neyse. Okey. Buraya şimdi duvar yapacağız gençler. Düzeltiyorum. Çit yapacağız. Ama hangi çiti, hangi duvarı? Böyle betonlu bir şey yapmak istiyorum ben. Çünkü yani sonuçta çit olmaz abi buraya. Burası otoban olduğu için. Bak bu güzel. Retaining wall. Well, aynen öyle. Retaining wall. Ne kadar şey bu, ne kadar büyük mü, küçük mü, dar. Oh. Yuh. Bu ne lan? Ne güzel bir şey lan bu. Keşke abi Türkiye'nin sınırlarında da olsa. He? Keşke bizim sınırlarımızda da olsa böyle bir şeymiş. Evet, güzel. Bunun abi yarısı lazım bana. Bu olabilir mi? Narrow. Aa bak, yazıyor üzerinde. Maximum height 18 metre. Bu kaç metre? 36 falan mı? Bunun yüksekliği yazmıyor. Bu da sanki yüksek gibi. 18 metre bayağı yüksek. Bu herhalde aynısı az önceki ama sanki yuvarlağı biraz daha dar bunun.
Aa bak güzel. Aradığım şey tam olarak buydu abi benim. Aynen. Aradığımız şey tam olarak buydu. Sen gel dostum. Şöyle şuradan bir yerden böyle başla. Tamam mı? Hatta ilk yol düz. O yüzden dümdüz gidebiliriz. Çok tatlı. Buralara da ağaçlar koyacağım. Böylece her yer birbirinden ayrılacak gençler. Hiç merak etmeyin. Yakalama, orayı yakalama. Orayı yakalama. Orayı yakalama. Heh, tamam mı? Sonra şunu, ah be. Dur şöyle yapalım. Önce bir düz yol yapalım şuraya. Düz yoldan kastım düz şey. Daha sonra bunları birleştirelim. Evet. Sonra sen gel abi. Şöyle buraya kadar gel. Ardından burada şöyle oturabilirsin. Evet bence güzel. Duvar. Ha bak tatlı oldu. Çünkü duvarla ayırmak lazım abi buraları. Şuradaki binaları da yıkıyorum gençler. Çünkü ben şu iğrenç binayı hiç sevmiyorum abi. O kadar kötü bir bina ki şu. Yani hangi designer yaptıysa ne olur daha başka bina yapmasın. Eğer mümkünse daha fazla binaya girişmesin abi. Okey. Evlerimiz yavaş yavaş çıkıyor. Burada okul koyacağız. Burada kütüphaneye bakmadım. Bak, okullarımız var ama kütüphanemiz yok mesela. Bir tane var. Ülkenin geri kalanı kütüphanenin ne olduğunu dahi bilmiyor gençler. O yüzden bence bir tane buraya kütüphane belki yerleştirebiliriz. Bizim dar bir kütüphanemiz olacaktı abi. Sen misin? Sen üniversitesin. Sen kütüphane. Aynen. Bir kütüphane bence buraya yerleştirilebilir. Hatta şu yüksek binaların arasına bile, hatta şuraya bile konabilirse koyulabiliyor. Koyalım. Yüksek binaların bir kısmını yıkıyorum. Fakat bence bu binanın şekli falan itibariyle çok güzel olur abi. Şekli itibariyle buraya bence yakışan bir bina. Öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bence bu bina güzel. Bence bu bina alımlı. Arkasına yol da yapabilirim. Böyle yol geçirebilirim arkasından. Değil mi? Aynen. Aynen güzel oldu. Evet. Arkasından yol geçirdik. Çok tatlı oldu. Buraya bir yere camlı olduğu için hastane de koyabiliriz. Şu özel hastaneden. Şundan mesela. He? Değil mi? Bak. Bu da buraya güzel oldu. Kesinlikle. Aynen. Hoş oldu abi. Şimdi çevre düzenlemesine gireceğim gençler. Burası harika gözükecek. İçime doğuyor. İçime o şekilde doğuyor. Bakalım. Zamanı başlattım. Heh, şurayı yapalım bir. Aklımıza gelmişken. Şöyle iki ağaç buraya yaptım. İki tane de buraya koydum. Ay çok hoş. Şimdi burası için park falan koyulabilir belki, biliyor musunuz? Aynen. Aa bak cuk diye oturuyor. Ah be, bir tane daha buraya oturabilirmiş ama oturtturamazmışız. Neden? Çünkü çok ters tarafta. Ha, ters tarafta değil de çok bina falan yıkmam gerekecek. Onu da yapmak istemiyorum açıkçası. Bir tane okul yapalım abi biz. Elimizdeymişken. Bir tane okulu şuraya bir yere maalesef koyamıyorum. O zaman şuraya bir okul yerleştirelim. Tamam, okulun etrafını da ağaçlandıracağım tabii ki, kesinlikle. Güzel. Buradaki evlerin birçoğu hemen hemen olmuş vaziyette. Etrafını ağaçlandırdığım zaman da böyle çok şey olacak. Güzel duracak gençler. Şimdi şuradan şöyle bir yol. Aa, oradan oraya yol geçmiyor. What? Gerçekten mi? Şöyle yapsam, seni alsam dostum, bir de şuraya kaydırsam. Ardından anam şeyi yani, hani Allah aşkına ciddi misiniz abi? Heh, oh be. Ne amma uğraştırdın. Al, tek yapacağım şey şu yoldu be abicim. Oradan da yol geçmiyor. Yazıklar olsun abi binlerce kez. Sorun değil. O da şöyle olsun. Sonra ben seni alacağım. Bak bak, ben seni ne yapacağım şimdi alıp. Heh, şöyle oraya kadar yaklaştıracağım. Voila. Sonra sen buradan böyle bağlanacaksın. Evet. İşte bu. Aralardan yollar geçmesi çok önemli.
Sonra tabii ki hepiniz biliyorsunuz gençler, Allah'ın emri çit abi. Ama çok özenmemize gerek yok buradaki çitlere. Sonuçta şöyle bir çit de bizim kesinlikle işimizi görecektir. Ama sonuçta burası okul olduğu için bence çit olmalı. Şöyle binalarımızın burasına da böyle çitler koyalım. Hiçbir zaman inşaat yapmayacağız buralara çünkü alanımız dar. Dolayısıyla böyle şeylerle kapatmak. Oğlum şu olay özellikmiş, acayipmiş bu arada. Acaba önceden beri var mıydı? Abi yoksa geç olamaz ya. Ben bulurdum abi. Olsaydı ben kesin bulurdum o özelliği. Yani mümkün değil benim gözümden kaçması. Mümkün değil. Şöyle evlerin ağaçları, evlere ait bahçeler ve nasıl he? Çok tatlı değil mi? Bu abi. Önemli olan bu. Bu da evlerin arasında böyle insanların yürüyüş yolunu yapmışız. Ne kadar düşünceliyim ya, maşallah. Heh, onları oraya koyduk. Hop bir arada abi stock exchange falan girişeceğiz, tamam. Şöyle çeviri düzenlemesi yapıyorum öncelikle. Heh, orası güzel. Ve okulumuzun bulunduğu yerde kesinlikle ağaçlandırılmalı abi. Şöyle birkaç tane ağacımızı yaptık. Daha sonra şu bölgeleri. Yani farklı ağaçlar birbirlerini daha çok gösteriyor gençler. Yani tezat rengi, yani siyahla beyaz gibi mesela. Anlatabiliyor muyum? Fon figür ilişkisi. O yüzden böyle farklı renkte ağaçlar kullanmayı ben gerçekten çok seviyorum. Şuraya da böyle ağaçlarımızı koyalım. Tamam mı? Şöyle yüksek katlı binalarımızın etrafını şöyle yaptık. Oğlum ne hoş oldu lan. Şuna bak. Şuna bak. Bir tane şundan koyalım. Ardından bir çiti de şöyle çektik mi? Değil mi? Çok tatlı. Şöyle ağaçlar, diğer ağaçlardan da böyle yol kenarına şöyle koyalım ki sınırı belirleyen ağaçlarımız bu şeferde onlar olsun. Evet, çok tatlı. Aynen bakın, doldu abi. Doluyor. Bir de buraları dolduralım şimdi. Ve tabii ki de yüksek katlı binaların aralarında sanki bir yer vermemişim. Aa güzel. Aralarda çok fazla boşluk yok gibi hissediyorum. Şuralarda falan var. Buralarda var. Tamam. Oraları doldururuz abi. Hiç problem değil. Koyduğum her bir ağaçta ekran kartı böyle diyor ki abi beni sal. Ne olur daha fazla ağaç koyma diyor ama koymak zorundayım. Ama koymak zorundayım genç dostlarım. Heh. Şöyle şu ağaçlar. İnsanlarımız böyle yolun karşısına buraya doğru gelip böyle artık sigara içerler, telefon. Yok, sigara içmezler. Aynen. Niye böyle bir şey mi gerçekten bilmiyorum gençler. İçiyorsanız içmeyin. İçmiyorsanız da içmemeye devam edin. Çünkü gerçekten iyi bir şey değil abi. Gerçekten iyi bir şey değil. O yüzden ya, özür dilerim abi böyle bir şeyle bulunduğum için, öneride bulunduğum için. Sonuçta Sims de olsa bizim vatandaşımız abi. Aynen. Onların sağlığı benim sağlığım. Onların önemi benim için hayatı çok önemli. Evet. Aralara böyle birkaç ağaç attık. Gayet güzel. Sonra şuralardaki boşlukları da böyle şu ağaçlarla doldurmakta bence oldukça fayda var. En azından cılız gözükmeyecek. Öyle değil mi? Benim yapmak istediğim şey bu arkadaşlar. Yani sadece evleri koymuş olmak için koymuyoruz. Aynı zamanda cılız gözükmeyecekler. Şöyle. O ne? Akademik yol. Eyvallah abi. Çok fazla ilgilenemedim. Farkındayım ama ilgileneceğim. Ha, kütüphane varmış burada bakın. Ne tatlı. Evet nasıl? Var ya yaptım biliyor musunuz kafamdaki şeyi? Harbi diyorum yaptım. Bence güzel durdu. Heh, şimdi şurayı dolduracağız. Evet şimdi orayı dolduracağız. Burası biraz boş kalmış. Burada şöyle birkaç tane ağaç atalım. Ara kısımlarına şöyle ağaç yapabilirsek çok tatlı olur. Şöyle böyle birkaç tane ağaç koyalım. Heh. Tamam, oradaki evlerimiz de ayrıldı. Buradaki evler güzel. Buradaki evlerin şey eksiği olabilir belki. Bunun durumu nasıl? Of, 250'ye 250. İnanılır gibi değil lan. Bayağı insan gitmeye başladı yine okula. Şeye bakalım. Bir yerde bir mezarlık şey uyarısı gördüm az önce. Bir
ceset uyarısı gördüm sanki ama bana mı öyle geldi acaba? Bu arada şeylerimizi dolduğu için mezarlıklarımız belki bir adet şey, hastane değil de krematoryum şuraya bir yere bak şuraya yapılabilir ha. Biliyor musunuz? Aynen. Buraya bir tane krematoryum yapalım çünkü mezarlıklar doldu. Biz mezarlık açacağımız hani mezarlık dolduktan sonra açacağımız parkı açtık. O yüzden şuraya bir şey koyalım. Large krematorium. Niye arkada mezar taşları var bilmiyorum. Sonuçta burada biz cesetlerimizi yakıyoruz arkadaşlar. Yani ölen vatandaşlarımızı. Ama her ne hikmetse aynı zamanda mezar taşı falan da koymuşuz. Belki şey oluyordur. Külleri oraya gömüyoruzdur. Emin değilim. Gerçi külleri genelde biz hani filmlerde gördüğüm kadarıyla ben şey yapılıyor yani. Yakınlarına veriliyor. Onlar da kendi istediği yere saçıyor veya evde vazonun içinde tutuyor. Niye trafik var? Olabilir. Kalabalık şehir. Normaldir. Aynen. Krematoryum oraya... Aa burası çok güzel oldu. Gerçek anlamda söylüyorum bayıldım. Nasıl? Harbi iyi oldu ha. Baksanıza şu yola ya. Oğlum ne müthiş bir şeymiş bu ya. İnanılmaz. Okey. Şimdi buraya ne yapalım? Buraya da bir şey koyalım. Evet ufak bir telefon çaldı gençler kusura bakmayın. Heh, buraya ne koyalım abi evet. İtfaiye tabii ki. Öncelikle buraya itfaiye koyacağız. Tamam mı? Buraya bir itfaiye ofisi yerleştirelim. Hatta şöyle büyüğünden koyabiliriz buraya tamam mı? Buraya bir büyük itfaiye ofisi koyalım. Ardından itfaiye ofisinin yanında ben bir de park yapmak istiyorum. Şöyle bir şundan koyalım. Bir de şundan yerleştirelim tamam mı? Ardından arkasına da şöyle bir yol çıkartacağım. Bu yol şuraya bağlansın. Aynı zamanda bu yol böyle gelsin. Buraya böyle yerleşsin. Aralarına biz yine her zamanki ağaçlarımızdan koyalım. Çok sevdim ya. Bu iki komboya bayıldım. Samimi söylüyorum. Varsa arkadaşlar şehirleriniz ağaç yapmaktan sıkıldıysanız ne olur bana gönderin. Ben sizin için ağaç yapabilirim o şehirlerinize. Harika. Bayılıyorum. Ağacımızı da yaptık. Oraya park yeri de koyduk. Tamam. Şimdi. Burası kaldı. Bir dakika. Oyunun bana verdiği yeni parklardan herhangi bir şey koyabilir miyiz? Ay çok büyük. Aa bak bu oluyor buraya. Bu çok büyük. Bu da çok büyük. Bak bu harbi oluyor ha. Bu niye olmuyor acaba o şekilde? Böyle koysak nasıl olur? He? Güzel değil mi? Olmadı mı? Bence oldu. Buraya da böyle organik şeyler satanlardan koymak istiyorum. Niye bilmiyorum abi. Şu şey. Şuradakilerden. Aynen. Buradakilerden bakın buraya koyulabilir bence. Evet güzel duruyor çünkü burası. Tamam öyle yapalım. Biz şurayı komple dolduralım. Aynen. Biz burayı komple dolduralım abi. Organik eşyalar, organik giyecek, yiyecek vesaire satanlarla doldurabiliriz. Şöyle şu alanı büyütelim bir. Daha sonra ülkenin girişine geçeceğim abi. Nasıl yapmamız? Abi bir dakika bunu böyle koyarsam ne olur biliyor musunuz? Buradaki yerleri de komple değiştirir. O yüzden şurayı maalesef birazcık sileceğim. Burası çünkü farklı bir alan olması gerekiyormuş. Heh. Farklı. Diğer district'ler birbirine karışmasın abi. Heh. Şimdi burası için organic yes please. Evet. Hem aynı zamanda şeye de ihtiyaç vardı zaten. Commercial alanlara da ihtiyacımız vardı. Böylece onu da oradan karşılamış oluruz. Şuralara da şunları koyalım. Aynen çok tatlı. Bakar mısınız ya müthiş. Ben çok bayıldım var ya. Samimi söylüyorum ben buraya çok sevdim. Harbi diyorum. Ha helikopter uçuyor. Niye? Yangın falan yok değil inş. He? Yangın falan mı var? Bir yerler mi yandı? Ne oluyor abi? Emin değilim. O 47 insan gelmiş bir de. Bak trafik de yoğun değil. Aynen lan. Trafik falan da oluşmadı pek fazla. Burası güzel. Burası iyi oldu abi. Bak burada commercial binalarımız falan filan da çıktı.
Güzel, tamam. Hoş. Okey. Burayı tamamladık. Buraya sağlık binası falan filan böyle havuz mavuz yaparım diyordum. Fakat maalesef pek fazla yer ayıramadık genç dostlarım kendimize. Aslında şunu buradan yıksak da buraya şunu mu koysak mesela? Nasıl olur? Veya şunu. Bilmiyorum. Bu konuda emin değilim. Bunun nasıl gözüktüğü konusunda bir fikrim yok. Bu arada Day and Night Cycle'ı açtım. Bilginiz olsun. Şu an yüksek ihtimalle akşam olmaya da başlayacak bir noktada. O yüzden buranın neler göstereceğini bize hep birlikte görmüş olacağız. Ben şuraya birkaç tane ağaç koyayım, tamam mı? Ardından şuralara da koyalım. Buralarda şey çünkü yeni yeni binalar yapılacak. Oğlum çok tatlı. Gerçekten çok hoş. Şuralar boş kalmış. Buraları da hemen ağaçlarımızı yerleştirmiş olalım. Şöyle hem köşelere hem oralara hem buralara. Aynen. Bakın. İnanılmaz. İnanılmaz. Buraya da ağaç koyabilirmişiz. Evet. Çok hoş oldu. Şuraları da dolduralım. Sen de gel dostum. Şu şekilde buraya. Her yer, her yer ağaçlanacak, her yer. Ya bana verseler bir şehri var ya, Allah canımı alsın. Yeşilden, insan gözünün en kolay görebildiği renk yeşilmiş gençler bu arada. Herhalde o şeyden kaynaklanıyor yani sonuçta. İlk zamanlara yayılan 200 bin yıl önce, 250 bin yıl önce böyle insanlar sürekli doğada olduğu için en kolay yeşil rengi ayırt edebiliyormuşuz. Peki. Şimdi, abi burası. Burayı ben çok değiştireceğim ya. Hiç yakışmıyor burası bize. Böyle öyle bir patika yol yapacağız ki buraya. Böyle ağaçların arasından böyle otoban, yol vesaire. Hazır yollardan kullanacağım bu arada, bilginiz olsun. Çünkü kendim o kadar iyi bir builder değilim. Bilginiz olsun. Şimdi buraları bir yıkalım. Abi seni... Ya seni bir yıkayayım ya. Ben komple burayı temizleyeyim. Tamam mı? Sen de yıkalım. Sen de git. Sen de git, sen de git, sen de git. Sen kalabilirsin şimdilik gibi. Sizler de kalın. Şimdilik kalın. Yes. Evet, of çok zor. Evet, bu ne? Bu nereye gidiyor bu yol abi? Bu yolda yıkalım. Bu yolda yıkalım. Hey. Şimdi altta bir tane yol geçtiği için böyle, gerçi burası otobüs yoluna herhangi bir şekilde bağlı değil. Otobüse bağlı olan şurası vardı sadece, otobüs yollarına bağlı. O da artık şu an için yıkıldığı için sorun değil. Ben köprüyü yeniden bağlayacağım. Zamanı o yüzden bir süre başlatamam gençler, bilginiz olsun. Çünkü otobüs hattı var şu an bağlanmayı bekleyen. Ama ben yolu bir daha inşa ettiğim zaman otomatik yol olarak bağlanacaktır o yol diye düşünüyorum. Şimdi burada bu olmaz. Ya yani benim tahminim bir tane yol var. Aha bu. Yüksek ihtimalle bu buraya olacak. Hatta aynen. Yani tam olarak hangi açıyla bağlamam gerektiğini bilmiyorum ama diğer yollar devasa abi. Ondan %100 eminim. Şöyle gözükmeyenlere bakalım. Yok abi, hepsi çok kocaman. Yani hiçbiri buraya olmayacak yüksek ihtimal. Ya biz kendi elimizle yapacağız buraya daha farklı bir alternatif. Ya da bu ne? Bu da çok büyük. Bunun ne olduğunu hiç kimse bilmiyor abi. Tamam. En iyi yol yine bu yol, biliyor musunuz? Bir şekilde buradan alacağız. Hem buraya bağlayacağız hem buraya bağlayacağız. 3 yere bağlayacağımız için ve 3 tane yolumuz olduğu için sanırım en mantıklısı bu gibi. Evet abi. En güzeli bu. Ya bu açı, ya bu açıyla ya bu açı, bu açı olmaz. Abi yüksek ihtimalle böyle bir şey yapacağız. Aynen. Tam da buraya cuklu oturduğu için bence oldukça tatlı. Ben neyi ayarlamaya çalışayım biliyor musunuz? Şuraya ayarlamaya çalışayım. Burada bir iki tane yolumuz var. Ve o yol şuradaki iki yola bağlanacak. Yani bizim şekilimizdeki iki yola bağlanacak. O yüzden sanki burası iyi mi? Ne dersiniz? Ha? İyi değil mi? Fena değil. Aynen bak burası. Daha da gidiyoruz lan. Daha da gidebiliyormuşuz. Tamam, burası güzel. Vallahi koydum, billahi koydum. Aa bak, bu yolun kendi ağaçları da vardı, doğru. Aa güzel. Çok hoş. Biz bu yolu kendimiz de ağaçlandırabiliriz bu arada. Benim tek korkum şu iki yolun burada yaratacağı trafik arkadaşlar, bilginiz olsun. Fakat onu da bir şekilde şurayla
rahatlatmaya çalışacağım. En azından şehirden çıkmak isteyen buradaki vatandaşlar böyle buraya gelmek zorunda kalmayacak. Burayı buradan terk edecekler. Şimdi çıkışları bir bağlayalım. Tamam mı? Burası git ve gel. Dolayısıyla bizim each direction. Hayır. Tek yöne ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir bu. Yani kısaca bir de bu. Bakın böyle bir yol yapabiliriz. Acaba bu yolu böyle kaldırsa mıydık şeye doğru? Biraz daha bu tarafa doğru. Yo. Burada daha fazla alanımız olabilirdi. Acaba öyle bir şey mi yapsaydık? Ha? Bu yol çok mu pahalı? Kaç para? 16 bin. Oğlum para değil lan. Hızlıdan bir yıkıyorum gençler. Zaten yer altında yolu olmadığı için yıkama da çok kolay. Evet. Şimdi nasıldı? Dur. Olabildiğince şu... Oğlum böyle bir yol oluyor ya. Ben şeyi yıkmışım lan. Fuck. Buradaki yolu yıkmışız. Bir saniye. Bunu hemen koyalım. Hangisiydi? Sanırım bu yol muydu? O yol değil. Bu yoldu evet. Biz bunu bir alta indirelim. Bir saniye. Sen gel dostum. Okey süper. Çok özür dilerim. Kazayla elimiz değmiş. Şimdi. Şöyle yapalım. Bir tık daha yaklaştırmış oldum böylece. Sanırım tam ortaya yakın gibi. Öyle değil mi? Evet güzel. Şimdi bu iki yolu bir şekilde buraya bağlamamız lazım. Ama nasıl? Ama nasıl? Ama nasıl? Şimdi sen gel abi. Bir üste çık. Tamam mı? Burası ülkeye giriş. Şöyle ben şunu kapatayım. Tamam mı? Şöyle 5 kare bir yükseltelim. Önce bir o değil. Şöyle yapalım. Önce bir düşürelim. Tamam mı? Sonra 5 kare bir diş yükselttim. Hatta şöyle 7 kareyle 2 diş yükseltelim. Ve bağlayalım. Heh. Direkt böyle inmesini istemiyorum. Çünkü anlatabiliyor muyum? Böyle bir yere kadar inip düz gitmesini istemiyorum. En azından biraz kalksın yani. Şöyle 7 kareyi 2 diş kaldırdım. Ve bağlıyorum. Evet. Sonra şu dirsekleri de olabildiğince düz yapalım. Aynen öyle. Araları da yollar şeyler attıktan sonra. Ağaç mağaç koyduktan sonra yüksek ihtimalle çok daha tatlı görecektir. Güzel. Şehir çıkış trafiği hızlı bir şekilde akacak buradan abi. Bu yol aynı zamanda birçok alternatife de sahip geçiyor. Bakın buradan gelip hani şuradan bir yerden böyle gelip şu alt yola girip buraya da bağlanabilirsiniz. Aynı zamanda düz gidip ülkeden çıkabilirsiniz. Bayağı bir alternatifi mevcut bu arada bu yolların. Şimdi bak buradan bir çıkış var. Ben abi şöyle bir çıkış buraya verebilirim biliyor musunuz? Ah! Gerçekten verebiliyorum. Hiç verebileceğimi tahmin etmemiştim bu arada. Sen mi söylüyorum? Aga böyle bir şey olabiliyor mu ya? Aha! Buradan böyle bir çıkış oldu artık. Güzel. Güzel. Oradan öyle çıkış olsun. Güzel. O çıkış... Şöyle bir çıkış olsun. Biliyorum yol tuhaf duruyor ama sorun değil. Ağaçlarla kapatırız zaten orayı. Kimse de bir şey görmez böylece. Şimdi asıl önemli olan bu. Asıl önemli olan bu arkadaş. Slope too steep ne demek? Şey çok şey diyor. Abi ne alaka ya? Oğlum mal mısınız? Yükselt işte lan. Oha. Slope bir dakika şurayı yıksan ne olur? Şu ucu yıkalım. Aynen. Heh, bu uç böyle gelsin. İşte bu. Tamam mı? Oo harika. Güzel. Çok hoş. Buradan şehre diğer giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun bu arada. Daha sonra bu yolu şöyle bir saniye. Ben yolları tamamen bağlayayım. Ondan sonra zamanı başlatacağım zaten ama. Tamam bu şekilde oldu. Daha sonra biz bu yolu biraz şöyle uzatsak. Şöyle sahile doğru. Nasıl olur? Aynen. Daha sonra bu yolu böyle alırız. Zaten buraya otobüs şey falan kuracağımı söylemiştim ama herhalde kurmayacağız bu gidişle. Ne derler ona? Luna Park.
Aynen. Bak şehrin girişi bir tane böyle yaptık. Şehrin bir tane böyle çıkışını falan filan da yaptık. Burayı daha güzel gençler yüksek ihtimalle yapamayız. Neden? Çünkü alan gerçekten çok dar. Bak. Aynen. Yani slope steep olmasa bile. Bak oraya bağlanması mümkün değil mi? Yani keşke olsaymış ama çok şeker olurmuş biliyor musunuz? Keşke olsaymış. Hani olabildiğince ilerletsem. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Şöyle olsa nasıl olur? Şuradan böyle gelse nasıl olur? Olmaz. O zaman Allah benim ne etsin? Sen de oraya bağlan. Heh. Sonra sen değil. Zaten böyle yolları yapmıyorum. Buna lazım. Heh. Buna ihtiyacım var. Tamam düz git. Otoban yolunun yamulmaya çok müsait. Bak. Otoban yolu yamulmaya çok müsait. Fakat bu yollar yamulmuyor. Heh. Böyle daha iyi oldu. Tamam. Şimdi buranın girişi. Asıl zurnanın zor dediği yer burası abi yüksek ihtimalle. Şimdi biz ileriye dönük düşünelim. Şehre sürekli girmek isteyenler bak burada bir tane açıklık bir yol var. Tamam mı? Bu adam buradan böyle gelip alt yola iner. Harika. Alt yola inerse buradan istediği şekilde şuraya da bağlanabilir olsun. Tamam mı? Sen niye düz olmadın? Heh? Sen kime niye düz olmadın? Heh? Düz ol kardeşim, düz ol. Düz ol, benim canımı sıkmayın, düz ol. Heh, o da oraya bağlansın. Sen de öyle oraya bağlan. Şöyle bir de kavisli yolumuzu şöyle şuraya verelim. Harika. İsteyen tabii ki orada. Bu arada gişeler kalktı bilginiz olsun, farkındayım. Kalksın. Gişeye de çok fazla zaten. İhtiyacımız yok. Para konusunda sıkıntı yaşamadığımdan dolayı pek fazla ilgilenmiyorum abi gişe olaylarıyla. Şimdi buradan bir çıkış vermek istiyorum elbette ki. Böyle bir şey yaparım veya direkt oraya bağlayabilirim. Bence bunu yıkayım. Bunu alayım. Tamam mı? Şöyle oraya bağlayayım. Ops o değil. Böyle yapmam gerekiyordu sanırım. Aynen. Buradan iki şeritli yolu oraya bağladık. Daha sonra buradan böyle çıkabilirler. Ardından bu arkadaşların yolu da şu şekilde böyle gidip nereden başka köprüyü kullanmıyorlar. Ben bu köprüyü bir yıkacağım tamam. Daha sonra buraya da bir yol çekeceğim. Bu arada onu söyleyeyim. Antiparantez onu da belirtmiş olayım abi. Eğer girebilirse bu yol yer altına çok güzel olur. Harika. Nasıl gözüküyor burası? Aa süper. Tamam harika. Burası otoban çıkış yolu. Burası otoban. Aynen öyle. Sen gel güzel kardeşim. Tamam mı? Şöyle. Nereden gelebilirsin acaba? Orada metro var. bir dakika orası değil. İlerleyemiyor musun ya? Şu şeyin uzanan geçemez misin gerçekten lan? Hadi oğlum oraya bağlanmadan geçemez misin? Tutma hiçbir şeyi. Yüksel. Alçalsa. Şurası oluyor ya. Ben şuraya bağlanmam. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Yukarıdan falan vereceğiz abi. Sen gel. Seni de yıkalım şöyle bir. Tamam. Yüksel 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 yüksel. Yüksel evet harikasın. Şimdi. Burası için. Şöyle bir çıkış yapsak. Tamam mı? Biliyorum. Burası bir yoğunluk oluşturacak şimdi. Tamam. Ondan adım gibi eminim. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız gençler. Ondan %100 eminim. Yani yoğunluk kesinlikle olacak Allah'ın emri. Tamam mı?
Şöyle bir yol çıkartsak. Ben hatta şu yolu ben kendim önce bir çıkartayım da ondan sonra şey yaparım. Allah Allah. Köprü yapamıyorum abi. Neden ki? Yüksek kalıyormuş, çok pardon. Alçak kalıyormuş, affedersiniz. Şöyle bir yol. Bir diş. Düşürelim. Şöyle şuradan. Karşıya nasıl geçireceğiz bu yolu? Heh. Şöyle gitse ve karşıya. Güzel. Harika. Ardından şuraya bir yere bağlayacağım ya. Yapacak bir şey yok abi. Olmadı. Ama biliyorum bak. Neyi biliyorum biliyor musunuz? Buraya gitmek isteyenler acayip bir trafik oluşturacaklar burada. Hani bak şurayı verdim alternatif olarak. Güzel. Fakat burayı veremedim. Ve o da şu an beni dehşet üzüyor. Ya buradaki oluşacak olan trafiği ben akıl sır erdiremiyorum arkadaşlar bu arada. Bir diş bile alttan gitsem bak gidemiyorum. Yani gidemiyorum. Şöyle bir dönmeye falan çalışsam dönemiyorum. Neden? Çünkü metro. Az dönebilirim. Bir dakika. Bir saniye. Oha. What? Azıcık döndük. Şöyle yüksel abi burada. Yüksel abim benim. Bakın. Yaptım. Bak aynı zamanda buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ve çok da dolamaç yok. Yüksek ihtimalle araçlar burayı değil, burayı kullanacaklardır. Aynen öyle. Nice. Evet, orayı yaptık. Buraları yaptık. Orayı yaptık. Güzel. Burada bir şey yıktık abi az önce. Polis. Aynen. Biz burada polis yıktık. Polisimizin polis headquarter'ımızı direkt verelim abi. Nereye biliyor musunuz? Şuraya yeniden koyalım. Aynen. Ben bu binayı çok seviyorum çünkü. Çok güzel duruyor. Biraz taşınmış oldu sadece binamız. Sağlık olsun. Okey. Zamanı başlatmadan önce hemen ben şu yolları da yeniden koyayım. Çünkü otobüs şeridi direkt olarak kendini bağlasın istiyorum. Bir dakika. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz? Biz bunu yukarıdan geçiremeyiz. Biz bunu indireceğiz. 8 yaptım. Aşağı indirsem olmuyor. 8 yapmayalım. 6 yapsam, aşağı indirsem 7 birimlik bir tünel. Unutmayalım. Tamam mı? Unutmayalım. 7 birimlik bir tünel. 6 6 7. Aynen. Böyle bir yolumuz olacak. Evet. Tamam, o tamam. Şuradan bir yerde bak. Buralara bina falan koymak istiyorum ben. Bilginiz olsun. O yüzden benim buralara da bir yola ihtiyacım var. Şöyle köprü altından acaba yol geçebilir mi? Yüksek ihtimalle geçiremiyorumdur. Ama denemekte yarar var. Sanki geçecekmiş gibi lan. Dur. Sanki vallahi geç. Oğlum geçer gibi ya. Niye geçemiyor biliyor musunuz? Ayaklardan dolayı geçemiyor. Harbi diyorum. Şu köprü ayaklarımızı şöyle bir şurada bir istifleyelim. Köprü ayak istifi olsun burası. Heh. Şöyle şu yola. Bak. Geçiyor abi biliyorum çünkü. Aynen. Aynen. Heh. Olabildiğince şuraya yanaştıralım. Evet, tek sıkıntı bu yolu şuraya bağlayabilmemiz için köprüyü benim biraz daha şey almam lazım. Şu yolu biraz daha şuraya almam lazım. Aynen. Daha sonra buradan yere batacağız. Batamıyoruz. Köprü ayağını yanlış yere istiflemişiz. Gel abicim. Of of, çıldırmak elde değil ya. Heh. Sonra abi sen aşağı inip oraya bağlanabilirsin istediğin gibi. Daha sonra biz üst tarafta buraya bağlanacağız. Aynen öyle. Şöyle burayı da düzeltelim. Harika. Bakın köprü altından geçen bir yolumuz oldu. Böylece buraları da artık imara açabiliriz ve çok değerli.
olacağını düşünüyorum. O imar açtığımız o tuhaf yerlerin. Şimdi şöyle bir düz olsa ve şöyle bir yol yapsak buraya, tamam mı? Bir yerde bir yamukluk var. Fakat sezemiyorum abi. He? Sen mi yamuksun? Hanginiz yamuk? Bir yer yamuk. Bu biraz düzeltti gibi olayı. Dirsek noktası neresi bunun? O da tamam. Evet, süper. Harika. Burada artık binalar koyabileceğiz gençler. Oldukça memnun oldum ben. Ortaya çıkan bu sonuçtan. Düşünsenize buraya şeyleri falan yaptıktan sonra da nasıl gözükeceğini. Ağaçlandırmayı, çevre düzenlemesini vesaire yaptıktan sonra. Burası gerçekten çok güzel oldu bence. İnşallah trafik de aynı oranda akacaklardır. Elektriği kesmiş olabiliriz. Bakın bağlantı gitmiş bu arada. O yüzden elektriği de şöyle nereden verebiliriz? Şuradan bir yerden veririz bence. Ne alaka ya? Oğlum ya ne saçma işler ya. Allah'ım çıldırmak üzere. Niye olmuyorsun abi şurada? He? Niye tam olarak illa köprü mü istiyorsun? Şey mi istiyorsun? Yani yükselti mi istiyorsun? Al sana yükselt o zaman. Ver buradaki kardeşlerine elektriği. Ha böyle tepe ayak istiyormuş burada. Okey, sorun değil. Aa, zamanı başlattım bu arada. Okey. Zamanı başlattık. buradan buraya bağlanıyorlar. Gayet güzel. Buradan böyle çıkabiliyorlar. Bu arkadaşlar elektrik kesintisi olmuş. Polis merkezinde. O yüzden şöyle bir elektriğimizi oraya çekelim. Oradan elektriği rahat bir şekilde alsın. Bu yolu kullanıyoruz. Fena değil. Vallahi şu an için güzel akıyor gibi ama yavaş yavaş artmaya başladı. Biz şey yapalım. Şu junction'larda şunları kapatalım. Yalnızca sen durma. Aynen, kimse durmasın abi. Niye trafik oluşuyor ki zaten? Anlaması çok güç, öyle değil mi trafiğin niye oluşuyor? Hava mı kararıyor? Aa doğru şey. Gece gündüz döngüsünü açmıştık biz. Şimdi şuraları bir durduralım abi. Ben buraya şu sevdiğim binaları yapayım. Şöyle üçlü yapalım oraya. Burada şu yüksek binayı koyalım. Ardından bir dense commercial binası, öyle değil mi? He? Şuraya da ondan koyalım. Aralarına da ağaçlardan koyacağım. Burası da ağaç olsun. Aynen. Aynen. Geri kalan kısımları ağaçlandıracağız zaten. Şimdi. Where is our favori? Oğlum ağaç. Hava ne güzel oldu lan. Keşke hep böyle olsa mesela hava. Öyle değil mi? Bence çok tatlı olabilirmiş. Şöyle şu kısmı böyle kapattık. Ardından bizim bu Nature's Reserve çitleriyle bence buraya güzel bir şey yarattırabiliriz. Ambiyans. Oğlum çok karanlık oldu yahu. Dur oğlum, ışıkları açın. Işıkları açın lan, yazıklar olsun size lan. Işıkları açın oğlum, ışıkları. Şuraya bak. Abi gerçekten mi? Oğlum inanılmaz gözüküyor lan. İlk defa bu screenshot'ı kesinlikle böyle yapacağız bu arada. Evet. Screenshot. Aa, bir dakika, şeye bakacaktım ben. Parka bakacaktım. Aa, QR kod. Nasıl lan? Gençler hemen okutun. Hadi durdurun oyunu. Oğlum QR kod çıkıyor yani, saçma iş ya. Ne var acaba arkasında? QR kod ya. Neyse ben de şeyden sonra bakarım. Yayından sonra bakacağım. Kayıttan sonra daha doğrusu. Oğlum şu... Aa bak, buradaki ışıkların beyaz sarı olması hoş değil. Sana söylüyorum. Oradaki ışıkların sarı olması hoş değil bence. Şuradaki parlayan şey ne? Ha, köprü ışıklarıymış. Bizim burada bak otelimiz de var. He? Otelin öndeki bak sahil şeridine baksanıza abi. Tam olarak burası orası. Aynen. He? Abi akşam bayağı iyi gözüküyormuş. Yani akşam inşaat yapamazsınız. O doğru. Fakat onun haricinde gerçekten çok hoş gözüküyor. Buralar biraz tenha. Aynen. Burada biraz hani böyle yani sıkıntılı işte. Anlatın demek istediğimi. Burası biraz abi, oraya varmayın.
Hani belli bir saatlerden sonra oraya gitmeyin. Half-Life 2'de bir tane bölüm vardı ya, Ravenholm diye. We don't go to the Ravenholm. Yani Ravenholm'a gitmeyiz. Abi, bir sebebimiz var yani gitmiyorsak. Sen de gitmeyebilirsin. Akşam vakti gerçekten inanılmaz hoşmuş bu arada. Aa, bunlar ışıklarını yakmıyor. Niye acaba? İlginç. Okey. Tamam, biz ne yapıyorduk? İnşaat yapacaktık fakat sabah olmasını bekleyeceğiz. Tamam, ben ışığın olduğu yerlerde şeyi koyabilirim. Ağaçları vesaire bence yerleştirebilirim abi sonuçta. Buralarda ışık mevcut. Şöyle çam ağacı alalım. Şuralara böyle koyalım. Boş olan yerleri ben çam ağaçlarıyla ve kayın ağacı olduğunu düşündüğüm şu ağaçlarla dolduracağım. Kusura bakmayın. Orası tamam. Şöyle ondan koyalım. Sonra ortasına bunun kayın ağacı atacağım. Biraz daha böyle farklılık oluşturalım abi. Şuralar tamam. Hiç ağacı olmayan bir yeri olmasın abi bu otoyolun. Çünkü bitince böyle gerçekten ormanlık bir alanın arasından geçen araçlar gibi olacak. Şey, düzeltiyorum, arabalar gibi olacaklar. Dolayısıyla ağaç çok önemli. Özellikle bu tarz böyle sürekli bir yol yığımının olduğu tarzda binalarda. Özellikle sizin yapmadığınız binalar çoğunlukla öyle gözüktüğü için bu şekilde yapmakta fayda var. Şöyle şuraları da dolduralım ağaçlarla. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum ama günün ilk ışıklarını bekleyeceğiz gençler. Merak etmeyin bu arada. Günün ilk ışıklarıyla nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Kim bilir ne yapıyorum abi. Öyle rastgele basıyormuş gibi hissediyorum tuşları ama inşallah güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Şuralara da koyalım ağacımızı. Buralara da birçlerimizi yerleştirelim. Aa, sanırım akşam oluyor. Düzeltiyorum, sabah oluyor. Evet, sanırım sabah oluyor bu arada. Hop, günün ilk ışıkları. Kapatın abi. Kapatın. Işıkları kapatın arkadaşlar. Abi bir dakika. Buradaki binalar yüksek katlı olmadı. Ben yüksek katlı olsun istiyordum buradaki binalara. Bu arada şuradaki alanı yıkabiliriz. Hadi kaybol. Sonra şuraya şöyle alanları verelim. Ardından buraya ben yine yüksek katlı binalar. Seviyorum abi. Gerçekten seviyorum bu arada. Heh. Bak güzel olmuş ha. Polis merkezi var. Buraları da dolduracağız. Buralar şimdi boş gibi gözüküyor, farkındayım. Aa, köprünün ayaklarını unutmuşuz. Uh-oh. Köprünün ayaklarını koyalım. Köprü ayaklarını şuraya yerleştirelim. Sen de gel. Şöyle düzel. Şöyle onu alalım. Şuraya koyalım. Aynen. O değil. Şunu da alalım. Hops. Evet, onu tutamıyorum şu an arkadaşlar. Gel abicim. Şu ayak. Heh. Evet. Harika oldu. Şimdi. Şuralar dolu. Buralar boş. Heh. Her yeri böyle bina yapmamak benim favori özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bakın, ağaç kesinlikle çok çok daha tatlı, çok çok daha havalı duruyor. Orası tamam. Buraya bir şey koymuş muyuz? Koymuşuz. Yakında oraya da binayı dikerler yüksek ihtimalle bizim arkadaşlar. Orası tamam. Şurayı yerleştirdik. Evet. Bence güzel oldu abi. Şöyle şunu da oraya yapalım. Ardından buraları da böyle ağaçlarla doldurduktan sonra sanırım bu bölümlük bizim işimiz tamamen bitecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bayağı bir şey vardı aklımda. Birçoğunu da yaptım. Ne yalan söyleyeyim. Hani istediklerim genelde bu giriş ve şu diğer alanı rahat bir şekilde değerlendirmekti. Değerlendirdiğim gibi de hissediyorum. Tabii ki daha bitmeyen şeylerimiz de vardı. Buraları öylesine koyuyorum bu arada. Kesinlikle yapmak istediğim şey bu değil. Evet, trafik bence daha tatlı oldu. Tek eksiğimiz şu an ne oldu biliyor musunuz? Burada herhangi bir şekilde gişe yok. Girerken insanlar para falan veriyorlardı. Artık maalesef vermiyorlar. Çünkü herhangi bir
gişemiz vesairemiz bulunmuyor. Of, 24.000 olduk. Ay, güzel. 24.000'lik bir aileyiz. Koca bir 24. Bence gayet güzel. Peki. Her neyse, geç olsun. Burası bölümü sonlandırdığımız yer olsun. Artık bir sonraki bölüme kaldı. Ney? Bu benim düşündüğüm işte orman sanayisi ve tabii ki üniversitenin bulunduğu yerleri biraz daha canlandırmak istiyordum. Fakat maalesef bir sonraki bölümün konusu oldu gibi onlar. Bakalım bizi neler bekliyor olacak bir sonraki bölümde. Şöyle bir şuraları da bir ağaçlandırayım arkadaşlar. Ondan sonra bölümü kapatabiliriz. Ama bak, ağaçlar, bak, binalar güzel duruyor değil mi? Böyle şeylerin yanında. Otobanın yanında falan. Ve ilginçtir ki trafik çok fazla yayılmadı. Acaba alternatifleri doğru mu verdim? Alternatifleri doğru vermiş olabilirim bu arada. Genelde yapmam bunu ilk seferde. Fakat bu seferde yapmış olmak beni gerçekten oldukça mutlu ediyor. Şöyle bir hızlandırsam zamanı. Bak, burayı da kullanıyorlar. Tak diye. Orası da çok yoğun değil. Trafik olan 90 oldu mu acaba? 87. Evet. En yoğun yer neresi acaba? En yoğun yer şurası çok yoğun. Onu biliyorum. Şurası çok yoğun, onu da biliyorum. Onları çözemedim zaten. Farkındayım. Buraların yoğun olması normal abi. Burası tek köprü. Burayı buraya bağlayan. En azından bu bölgedeki tek köprü. Diğeri de zaten şey çıkışı. Tren çıkışı. Dolayısıyla şey olması gayet normal. Oğlum şu olay çok hoşuma gitti ya. Vallahi samimi söylüyorum. O kadar beğendim ki, inanılmaz bir özellikmiş ya. Vallahi olağanüstü. Fevkaladenin de fevkinde. Her neyse. Genç dostlarım, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden City Skylines'e devam ediyor olacağız. Bölümleri biraz daha sık getirmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Her neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bölümde görüşünceye dek sizleri seviyorum gençler. Ve hoşça kalın.